Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızı Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde yapıyoruz. Konuğumuz operatör doktor Nurcan Dalan hocamız olacak. Avrasya'ya yeni gelen bir aletin tanıtımını yapacak, jet plazma. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Aleti ben biraz inceledim. Bunun branşınızla ilgisini, alakasını, neler yaptığınızı bize anlatabilir misiniz efendim? Jet plazma aslında eski bir teknoloji. Ciltte kullanılıyor. Cilt gençleştirme, germe ve güzelleştirmede kullanılıyor. Ciltteki lekeleri gidermede ve scar dokusu dediğimiz yara izlerini gidermede kullanılıyor ya da sarkmaları toparlamada kullanılıyor. Ancak bu özellikle jinekoloji alanında çok yeni. Dünyada kullanılmaya başladı ama Türkiye'de ilk kez biz kullanıyoruz. Evet, ilk biz kullanıyoruz. Ayrıca kadın doğumu uyarlanmış propları var. 3 tane probu var. Bir tanesi idrar kaçırma. Bu devrim gibi bir şey. Çünkü idrar kaçırma günümüzde kadınların en çok sorun yaşadığı alan. Erkeklerin de belki bu kadar ama kadınlar çok daha muzdarip bu durumda. Neden? Kadınlar çok fazla doğum yapıyorlar. Doğumdan sonra vajenin elastikiyeti, idrar torbasının elastikiyeti bozuluyor. O pelvik taban fasyası zarar görüyor ve sarkmalar oluyor. Bu sarkmalara bağlı da idrar kaçırma problemleri kadınlarımız çok fazla yaşıyor. Hemen hemen 3 kadından birinde idrar kaçırma sorunu vardır. Çok büyük bir sorun. Bu teknolojiyle sarkmış olan vajen dokusunu yukarıya kaldırıyoruz, gençleştiriyoruz ve kolajen dokusunu arttırıyoruz. Kolajen de biliyorsunuz yaşlanma karşı en önemli şu anda önem verdiğimiz materyallerden biri. Vücut kendi kolajenini üretirken sorun yok. Ama belli bir yaştan sonra kolajen üretimi gerçekten çok azalıyor ya da duruyor. Bu kolajen üretimine yardımcı oluyor bu teknoloji. Kadınların yaşam kalitesini arttıran bir aletin karşı karşıya. Kesinlikle. Sadece tabii idrar kaçırma sorunları yok. Menopoza bağlı çok incelmeler, doğuma bağlı çok bollaşmalar, yanma, ağrı, ilişki sırasındaki ağrı problemlerinde ya da dış organlardaki sarkma, yara dokuları, scar dokuları bazen doğumdaki dikişlere bağlı, deformasyonlara karşı da çok etkili ve güzel, hiç ağrısız, hiçbir analjezi yapmadan, lokal ya da genel hiçbir ağrı kesici uygulamadan, hiçbir kesi yapmadan sadece 3 tane probumuzla çok geniş bir alanı tedavi edebiliyoruz. Peki hocam ne kadar süre hastanın burada kalması gerekiyor? Herhangi bir ilaç alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Direkt işleme mi geçiyor? Biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, en güzel tarafı da bu. Hazırlık gerektirmiyor. Temizlik ya da işte anestezi gerektirmiyor. O bölgeyi temizlemek bile gerekmiyor. Kişiye özel problar. Şu problara sadece biz şu kadarcık bir bölgeye jel uyguluyoruz. O da hastaya temas ettiğinde buradan uygulanacak olan elektrik gibi bir enerji var, plazma enerjisi. Ondan hasta rahatsız olmasın diye küçücük bir elektrik çarpması gibi bir şey hissediyor. Eğer o jeli sürmezsek, sürersek onu da hissetmiyor. Bu sıkılaştırmayı yaklaşık 40 dakikada hiçbir ağrı hissetmeden, hasta sadece yatıyor jinekolojik pozisyonda. Bu bizim jinekolojik organ maketimiz. Şu şekilde sadece bu probla vajene 10 dakika gidiyoruz, 10 dakika geliyoruz. Sonra tekrar çeviriyoruz. Aşağı arka duvarına 10 dakika gidip gelerek tamamen oradaki kolajen dokusunu, hidrasyonu yani sıvısını, kolajenini ve bağ dokusunu arttırarak sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bir de bir diğer probumuz da bu. Bu da direkt çok daha etkili. Sadece şu bölgeye sürüyoruz. Daha jel sürüyoruz. Bu daha konsantre güç veriyor. Bu sadece idrar torbasının altına uygulanıyor. Yaklaşık 12 dakikalık bir prosedür bu da. Bu şekilde idrar yolunun altına uygulayarak 6 dakika gidip 6 dakika gelerek hemen hemen gençleştirip çok eski haline getirebiliyoruz vajinal dokuyu. Hocam bir seans kafi oluyor mu bu işlemi yapmak yoksa ne kadar süre gelmesi? 3 seans istiyoruz ama bir hafta sonra 2 hafta nasıl? Haftada bir, maksimum 10 günde bir 3 seans halinde uyguluyoruz. Eğer çok 20-30 yıllık bir menopoz varsa bazen 4. bir seans gerekebiliyor. Bazen gerekebiliyor. Paketin içerisinde değil de ayrıca mutlaka onu da yapıyoruz. Eğer hastanın 3 seansta hallediliyor sonuçta.
Peki hocam, biz Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde birçok hekimle, hocamızla görüştük. Gerçekten birçok alanda yeni alet edevat diyelim eski tabirle hastanemizde mevcut. Siz de bunun ilk kez burada olduğunu söylediniz. Evet. Bana çok ilginç geldi. Neden ilk kez sizde? Şimdi birazcık bu alakayla ilgili. Neden? İşte insanlar sevdikleri konularda birazcık fazla araştırma yapabiliyorlar. Lazer teknolojisi var aslında Türkiye'de. Bu lazerden daha böyle rahat, daha kolay ve ağrısız, daha güzel bir yöntem ve çok daha yeni bir yöntem. İlk biz aldık, biz keşfettik ilk, onun için öyle. Bir de bir probumuz daha var. Bu da küçük bir düz prob. Bu da dış genital organların doku kaybına ya da iz varsa o izleri gidermek için gene sadece jel sürüyoruz şu bölgeye ve gezdirerek buradaki dokuların gençleşmesini, dolgunlaşmasını, kaybettikleri suyu depolamalarını ve gerginliğini kazanmasına yardımcı oluyor. Bu da yaklaşık bir 20 dakikalık bir işlem sonucunda oluyor. Peki Nurcan hocam, bugüne kadar işlem yaptığınız insanlar var ise korku, acı, bağırma, hissetme ne diyorlar? Yani genel izlenimlerini de aktarabilir misiniz? Yani? Hiçbir şey hissetmiyorlar. Bazen çok hafif bir elektriklenme hissediyorlar. Ona ben bir şey demiyorum çünkü hasta birazcık hissedince daha iyi geliyor. Ama inanılmaz sonuçlarımız var. Yani bir hastam şey diyordu. Ben sabah yataktan kalktığımda tuvalete, yani kapısını gördüğüm tuvalete erişemiyordum ve şu anda hiç kaçırmıyorum. Yani çok ben günde 7-8 kere çamaşır değiştirmek zorunda kalıyordum. Özellikle bu, mesela dışarıya çıkacaksınız, eyvah çişim gelmesin tuvalete gideyim. İşte orada habire tuvalet arıyorsunuz. Pet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tenis gibi böyle ağır sporlar dışarı yapıyorsunuz. Dışarı çıktığı zaman bir sürü sıkıntı. Evet. Spor yaparken, hoplarken, zıplarken kaçırıyorsunuz. Namaz çok fazla etkileniyor bu durumda. Yani her türlü alanda idrar kaçırmak insanın çok hayatını kısıtlandıran bir şey. Çok konforlu, hayatın konforunu arttıran bir şey. Çok fayda göreceklerine inanıyorum hastalığı. Peki hocam, mutlaka soracaklardır bize. Şimdi bunun maliyeti nedir? Bir rakam söylemek mümkün mü? Nereden bilgi alırlar? Biraz bilgi alabilir miyim? Çok yüksek bir ücret mi bu? Nedir? Çok yüksek bir ücret değil. En azından ameliyat fiyatlarının çok altında bir ücret. Ha, acı yok, sızı yok, ilaç yok. Evet. Bugün bir saatinizi ayar, işinizden çıkıp bir saat burada kalıp tekrar işinize dönebiliyorsunuz. İş gücü kaybı hiç yok. Toplam 3 seans yapıyoruz. Bilmiyorum rakam söylemek ne kadar doğru yaklaşık televizyonda. Yok yok, yaklaşık değil, tam olarak söyleyeceğim de fiyat söylemek ne kadar anlamlı. 5000 lira toplam ücreti 3 seans. Ama artı 4. seansa ek bir ücret almıyoruz. O paketi de ihtiyacı olduğu kadarını tekrar yapıyoruz. Peki hocam, bu hizmetten yararlanmak için hastanemize hep randevu almaları gerekiyor galiba. Evet. Siz yapıyorsunuz. Evet, randevusuz olmaz çünkü ciddi bir zaman ayırmam gerekiyor onlara. Yaklaşık bir saat kadar bir zaman ayırmam gerekiyor. Öncelikle muayene ediyoruz. Hasta ne kadar fayda görür? Hastayla oturup tartışıyoruz konuyu. Hastanın eğer kafasına yatarsa çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bir de sizi tanıyalım. Videomuzda. Hı hı. Nurcan Dalan kimdir? Ben 1967 Şarköy Tekirdağ doğumluyum. Yaklaşık 17-18 yıldır Avrasya Hospital'da çalışıyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak. Zeytinburnu'nda çok uzun emeğim var. Çok güzel ve çok uzun günlerim var. Onun için seviyorum çok bu bölgeyi. Güzel de çalışıyoruz. Allah utandırmasın. Elimizden geldiğince. Hocam ben çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.